Merhaba, ben Tunç Şatıroğlu. Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Bugün borsayla ilgili çok söyleyeceklerim var. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararıyla ilgili çok söyleyeceklerim var. Çok önemli bir video olacak bu videoda. Çok değişik şeyler göreceğiz. Ama öncesinde sizlerden bir yardım isteyeceğim. Şimdi şu şahıstan biz kurtulamıyoruz. Bakın, benim ismimi Tunç Şatıroğlu Q ile yazmış. Bu daha evvelden de Tunç Şatıroğlu FX olarak da geldi. Tunç Şatıroğlu.fx olarak da geldi. Bu kişi benim sosyal medyadaki paylaşımlarımı, videolardaki parçaları alarak, şu da işte kızımla Twitter'da paylaştığım Antalya'daki bayram kutlamamı falan koyarak burada. Ve de böyle de bir şey bulmuş kendisine. Amacınız varsa amacınıza ulaşma yolunda amansız olun diye. Böyle hep de bundan zaten kendini belli ediyor. İnsanları kandırmaya çalışıyor. Olay bu. Ve sizler de tabii ki şikayet ediyorsunuz. Ve Instagram'da kapatıyor hesabı, askıya alıyor ama gidiyor itiraz ediyor falan. Bir şekilde tekrardan açtırıyor. Bunu devam etmek lazım, yani şikayet etmeye. Bunun... başka ne yolu var derseniz, başka bir yolu da benim kendi Tunç Şatıroğlu Instagram hesabımı kullanmam. Orada, çünkü ben onu kullanmıyorum. O hesabımı kullanmıyorum. Çünkü şahsi bir hesabımdı o benim. Yani şahsi bir hesap zaten de. Yani orada da işte bizim yani gidersiniz bir yerlerde, işte eşinizden, çocuğunuzdan bir yemek yersiniz, fotoğraf çektirirsiniz falan. Öyle şeyleri paylaşıyordum. Sonra dedim ki ya, o zaman da insanlar da takip etmek istiyor. Ya o zaman ben bunu kullanmayayım dedim böyle. Öyle olunca da tabii boşluk olmuş oldu. Bu tip adamlara da fırsat gelmiş oluyor. Onlar da diyor, bu adam ismi Tunç Şatıroğlu ama Kanal Finans'ım diyor. Onu herkes nereden bilsin? Bu adam bu durumda diyor, boşluk yaratmış burada. Ben Tunç Şatıroğlu ismini kullanayım diyor böyle. Yoksa yani benim şeyim bu. İşte Kanal Finans, biliyorsunuz, 43.800'de takipçim var sizlerin sayesinde. Ama dediğim gibi bundan başka... Bir de benim kendi şahsi hesabım var. Onu kullanmıyorum işte. Onu da burada paylaşayım. İyi ki de diyorum yani, ben bunu almışım zamanda. İşte burada, yani bu benim hesabım. 45 takipçi, 44 takipçi. Gizli gönderileri falan da sildim. Ama Tunç Şatıroğlu diye böyle iyi ki zamanında almışım ki başkası gelip alamıyor böyle. İşte bu yüzden yani bu şahıs bakın böyle numaralar yapmak zorunda kalıyor. Genel olarak bu sadece ben değil, başkalarının da ismini kullanıyorlar. Bu sadece Türkiye'de olmuyor. Amerika'da da oluyor. Dünyanın başka yerlerinde de oluyor. İnsanlara diyorlar ki işte size koçluk yapacağız. Beni dinleyerek alıp satacaksınız. Bana işte kripto para verin, para ödeyin bilmem ne gibi şeyler oluyor. İnanmayın diyorum ve geçiyorum. Şimdi öncelikle bugün bizim borsa. Şunu kapayalım. Evet. Şuradan TradingView'da açalım. Şimdi bizim borsa bugün şöyle, bu günlükte Kaufman hareketli ortalaması. Bakın, Kaufman hareketli ortalamasına bir kere deyip burada daha aşağıdan da açılıp üstünde kapanmıştı. Gene böyle altında kapanıp tekrar üzerine çıkmıştı. Yani böyle bir şey yaşamıştık Ağustos'ta. Şimdi gene geldi buraya. Buradan geri döndü. Zaten işte şöyle 8.700'e doğru gidebileceğini de söylüyorduk. Şimdi bitti mi yani, düzeltme bu kadar mıydı? Ya bence şöyle oldu. Burada size bir fırsat var. Yani buradan tekrar bir yukarı yapabilir, öyle gözüküyor. Ama ondan sonra bakın artık gaz kesmeye başladı yani. Yeni pozisyonlar açmak riskli. Yani açılabilir ama kapamaya da hazır olmak gerekiyor bu aşamadan sonra. Biraz daha çıktıktan sonra size bunun bir satış fırsatı olabileceğini düşünüyorum ben. Bu çünkü beklentiler henüz bitmedi. Faiz kararı var. Daha önemlisi Goldman Sachs toplantısı var 19 Eylül'de. Sonra faiz kararı var. O faiz kararında ne kadar böyle ciddiye alıyorlar ortodoks politikayı, onu bir göstermesi açısından önemli. Sonunda S&P'nin not değerlendirmesi olacak 29'unda. Ondan sonra bitiyor ama. Beklenti kalmıyor. Zaten S&P'nin de aslında görünümü arttırmasını da bekleriz. O da bilinen bir şey. Burada bir tek Goldman Sachs kalıyor geriye. O da bittikten sonra bitiyor işte. Ondan sonrası bekle gör. O faiz de çok arttığı zaman, çok artmasını da kastettiğimiz şu, 500 puan artmasını bekliyorlar. 500 ile 600 puan. Ben de yeterli bulmuyorum 500-600 puanı. 750 ila 1000'lik bir artışa gitmeleri lazım. Çünkü çok fazla enflasyonu arttırıcı işler yaptılar işte bu petrol kısmında falan. Enerjiye ve gıdaya etki edemiyorsunuz faizi arttırarak belki onlar, ama geç de kaldınız, faizi hızlı arttıramadınız. Demek ki diğer şeylerde daha da agresif olmalısınız ki bu artan enerjiye, gıdaya rağmen o enflasyonu toplamda aşağı çekebilirsiniz. Ben öyle değerlendiriyorum. Yani o yüzden 500-600 pek bu işlerin dişinin kovuna gitmeyecek söyledik. Gene yorumlar gelir, halkı fakirleştiren ekonomi politikalarının destekçilerinden öyle olursa ama işte işsizlik artmaz mı, öyle olursa ama işte bilmem ne piyasa durmaz mı, şöyle kötü olmaz mı, böyle kötü olmaz mı falan diye. Onlar gene gelecekler yorumlarını, gelsinler, buyursunlar. Hep istedikleri hep negatif faiz olsun, negatif reel faiz olsun. Bitmiyorlar. Bu şekilde yani. O yüzden halen daha beklenti bitmedi ama az kaldı, fazla gün kalmadı. Şimdi buradan bir yükseliş gelirse devamının gelmesini bekleriz. Şöyle gelip şöyle şuralarda 8600'lerde falan bir daha bir satışlar gelebilir. O bir daha bir satışlar geldiğinde, o 2 saatlikler kırıldığında gene insanların tamam ya bu gene aşağıdan hareketli ortalamadan döner deyip böyle kalmasını ama bu sefer dönmemesini beklerim. Tabii şunu da altını çizmek lazım. Bu benim beklentim. Gerçekleşmeyebilir. Neticede teknik burada ne diyorsa onu yapacağız. Ne dedik? 8000 psikolojik seviye. Çünkü 8000'in biraz üzerindeydi. 8015 miydi, 20 miydi, neydi? Öyle bir şeydi, hatırlamıyorum ama 8000 psikolojik seviye. Hem de dedik yani günlükteki hareketli ortalama buradan geçiyor. Şu 7800'den geçiyor. Hem de dedik şu süper trendi açtığımız zaman şöyle 2 saatlikte evet böyle aşağıya dönüyor. Tamam. Daha evvelden de bu böyle olmuştu. Ama 4 saatlikte aslında bakmak gerekiyor. 4 saatlikte bakın böyle onu takip ediyoruz. Onun altında da şu 7900, 8000 bu bölgeyi takip edeceğiz dedik. İşte şu 8000, şu da 7900 buralardan da döndü işte. Tekrar bakın burada da 4 saatlikte bunun içine geri geldi. Güzel. Ama daha hadi buradan yüklü girelim demek doğru olmaz. Dolar TL'de de dün bahsettiğim zaten bakın şöyle beklentiler doğrultusunda hareket devam ediyor. Burada da yani yavaş yavaş salıyorlar. Onu gördük. Şimdi gelelim Avrupa Merkez Bankası'na. Sabah kısa video yaptım. Uyarılarda bulundum. Dedim ki Avrupa Merkez Bankası faiz kararı var. Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, faiz artırması beklenmiyordu. Ama faiz artışı geldi. Şimdi hep söylediğim bir şey var. Bana hep şu soruluyor. Bir ekonomik veri açılmadan önce. Sizin beklentiniz ne? Sizce enflasyon kaç olacak? Sizce Merkez Bankası faizi ne kadar arttıracak? Sizce bilmem ne verisi ne olacak? Ben de bu gibi şeylerde bu yanlış soru. Çünkü verinin ne olduğundan daha ziyade piyasanın nasıl tepki vereceğini öğrenmek, tahmin etmek daha önemli. O da zaten imkansıza yakın bir şey. İşte Euro Avrupa Merkez Bankası faizi arttırıyor. Ne olmasını bekliyorsunuz? Euro'nun dolar karşısında değerlenmesi değil mi? Ne oluyor? Tam tersi oluyor. Nasıl yani tam tersi oluyor? İşte şöyle. İşte şöyle, şunları da kapatayım. Bakın tam tersi olduğunu nasıl göreceksiniz. Şu 15 dakikalık şurada 3'ü çeyrek geçe bizim saatle açıklanıyor faiz kararı. Düşüş, 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 düşüş. Şimdi tam buraya kadar 1.6'ya kadar geldi. Şimdi burada biraz toparlanmaya çalışıyor. Bak buraya kadar inmiş. Bu faiz arttı. Peki ondan sonra ne oldu? Ondan sonra Amerika'da üfe verisi geldi. Üfe verisi %0.4 artması bekleniyordu. Şurada. Ama %0.7 arttı. O da fazla beklentiden. Ondan sonra initial jobless claims, yani işsizlik başvuruları 225.000 beklenirken 220.000 geldi. Yani bu veriler neyi gösterdi? Yani işte enflasyon üfede de biraz yüksek çıktı. İşsizlik başvuruları da az. Yani demek ki Fed'in eli faiz artırmak için falan daha kuvvetlendi. Yani burada da doları biraz daha belki kuvvetlendirebilir diyebileceğimiz bir şeyler geldi, değil mi? Geldi. Şimdi de euro, bak bu sefer dolar karşısında kuvvetlenmeye başlıyor. Toparlıyor dediğimiz. Yani bu piyasa bu şekilde verilere beklenen tepkiyi vermez her zaman. Onu da göz önünde bulundurmak lazım diyoruz her zaman. İkinci bir söyleyeceğim. Veriler genellikle işte 3.5'da açıklanıyor Amerika ile ilgili. Bu Avrupa Merkez Bankası 3'ü çeyrek geçeydi. Ama Amerika'da borsa şu anda 4.5'da açılıyor. Ve borsa 4.5'da açıldıktan sonra tabii ki bu hemen 4.5'da olmayabiliyor bazen. Böyle 5'i falan buluyor. Ama ondan sonra işte 5'ten sonra bak yükselmeye başlamış mesela. Enteresan işler oluyor. Şimdi burada mesela Amerikan borsasına bakacağımız zaman mesela S&P'ye bakıyoruz. Bugün S&P bakın 16.30'da burada açıyor. Sonra düşüyor. Sonra 5'ten sonra tekrar yükselmeye başlıyor. O da ilginç değil mi? Yani böyle açılışta çok yüksek açılıp geride gelebiliyor. Yani biraz izlemek gerekiyor. O ilk yapılan harekete göre bir şey demek mümkün değil. Bak mesela burada Cuma günü 8'inde böyle bir yukarı açmış. Geri gelmiş sonra tekrar yükselmiş. Bak yukarıda açıyor. Geri geliyor sonra tekrar yükseliyor. Ondan sonra ama pazartesi günü tak diye de aşağıda açtı. Bu da yani her günde yeni bir gün. Bu da ayrıca bilinmesi gereken bir şey. Şimdi bizi ilgilendiren şey burada bence ilk olarak dolar endeksi. Dolar endeksinde zaten bu euro dolar böyle olunca yükselen trend devam ediyor oluyor. O da sıkıntılı. Artık oralarda da dedik şu 105 %6 falan gibi yerlere belki gelip oralardan dönecek. Oralara kadar da yaklaştı artık, böyle dönmeye yakın yerlere geldi bence ama daha dönüş sinyali görmüyoruz. Amerikan 10 yıllıklar 4.35'ten denedi, geri geldi, fazla geri gelmiyor. Şu 4.13'ler falan kırılırsa bu sefer tamam diyeceğim, hani yüklü girin Amerikan borsasına. Şimdilik iyi değil durum. Şu aralarda halen daha burada belirsizlik var. Çünkü beni korkutan şey şu. Bu hareket, yani buraya değiyor, geri geliyor, bir daha geliyor, bir daha geliyor. Bir daha gelip böyle bir şey yapabilir. Hatta bu daha önceden şurada da mesela yapmış geçen sene. Yani bu sürekli böyle yukarıya vuruyorsa bunun adı artık törpülenmeye başlıyor orada. Sürtünüyor, sürtünüyor. Vuruyorsun da onu kırması beklenir ve güçlü bir şekilde artması beklenir. Ve şöyle, yani tekrar bir daha vurup kırarsa şöyle güçlü bir üstüne gelmesi beklenir. Yani mesela bu seviyeden geldi. Buraya bir daha vurdu ya %5. Bunun üstüne bir bu kadar daha mesela çıkması beklenir böyle 4.6'ya. Hatta daha böyle yukarılara falan gidebilir. O daha yukarılara giderse oralardan artık bir şeyler olmasını bekleriz. Mesela Fed'in çıkıp verim eğrisi kontrolü yapması yahut birazcık böyle gevşetmesi gibi bir şeyler olmasını bekleriz. O şey olduğu zaman artık bu kritik şey bizi tedirgin eden şey geride kalmıştır makro olarak. O zaman TQQ'ya mı gireceksiniz? QQQ'ya mı gireceksiniz? Amerika'da S&P 500'e mi gireceksiniz? Girin derim yani. Şu anda halen de Amerikan oyalıklarının yukarı gitme ihtimali çok yüksek görüyorum. O yüzden de girin diyemiyorum. Hal böyle olunca altında da böyle gitme gelme işleri de oldu bugün. Bakın verinin açıklanmasıyla birlikte işte şöyle aşağılara da geldi ama şimdi tekrar toparladı. Şimdi veri açıklandı, altın düştü, eyvah altın düşüyor falan diyebilirsiniz ama arkasından bakın tekrardan da çıktığı görülüyor. Şöyle 15 dakikalıklar gösterirsek işte şöyle gitmiş gelmiş falan, artık 5 olduktan sonra yükselmeye de başlıyor. Yani her zaman Amerikan borsasının açılmasını ve hiç değilse de bir saat falan geçmesini beklemek lazım. Ha, buradan alınır mı? Yani buradan bugün bu şekliyle alınır ben diyemem. Yani şöyle bir pozitif uyumsuzluk da var. Güzel. Biraz daha mesela yarını da görsem o zaman mesela buralardan belki evet ya artık dipleri falan gördük diyebiliriz ama halen daha şöyle biraz daha gelip 1917, 1920 yapıp bir daha bir aşağı yapıp ondan sonra yükselişe geçme ihtimalini yüksek görüyorum. Altın tarafında böyle. Ama Bitcoin'de ne demiştik? Dün yani Bitcoin daha iyi gidiyor. Güzel gidiyor. Bitcoin'e döneceğim şimdi. Bitcoin'de bakın şu Bollinger bandı. Dün uzun uzun anlattım böyle ellerimi falan koydum işte şöyle. Nasıl oluyor? Şöyle mi oluyor? Şöyle oluyor işte. Ağzını böyle Bollinger bandı şöyle açıyor. Bak burada olduğu gibi. Şöyle işte gidiyor. Bu 4 saatlikte. Bakın 26.817 diyor değil mi? Bir de 8 saat diye açıyorum. Orada da bakın gelmiş. Burada güzel destek bulmuş. 8 saatlikte de açılmaya başlamış. Yani buradan giderek momentum kazanıyor. Bitcoin'deki yükseliş. Güzel. Bak 12'de o da tamam. Burada artık günlükte de hareketli ortalamanın üzerine attı. Temel olarak ne var derseniz o da işte temel olarak yani haber akışı da burada iyi. O da nedir? Şöyle görmüştüm bir Lightning şeysi miydi bakayım. Öyle bir haberi de vardı. Yok onu burada bulamadım şimdi. Neyse yani temel olarak da böyle iyi bir haber akışı da var burada. Onu bakayım. Şuradaydı galiba. Bir dakika onu bulacağım. Bitcoin. Şuradan kapatıyorduk bir dakika. Açıldı. Bitcoin Lightning Network is 1000 times cheaper than Visa and Mastercard data. Böyle de bir eski bir haber vardı bu. Ama bu bunun yani artık bu adapte edilmeye başlanması yani bu Lightning Network'ün bu daha benimsenmesi Bitcoin için de çok pozitif. Bu eski haber ama burada ayrıntıları vardı bunun. Dolayısıyla Bitcoin daha avantajlı görünüyor. Şöyle şuradan kapayalım. Evet, Bitcoin burada daha avantajlı görünüyor. Şu anda Amerika'ya göre, borsasına göre ve diğer şeylere göre. Yani Bitcoin şurada bakın 27.184. Şöyle 2-3 günde buraya gelebilir ve buraya geldikten sonra güzel bir yükseliş başlayabilir ki şu anda 3 gündür iyi bir ivme yakalamış durumda Bitcoin. Bu Lightning Network hikayesi de daha işin böyle biraz daha temel tarafını da oluşturuyor. Bu şekilde yani Bitcoin'i daha çok beğeniyoruz. Amerikan borsasında değerli metallerde biraz daha temkinli olalım diyoruz. Türkiye borsasında tekrar bir yukarı hareket var. O ileride belki bir satış fırsatı olarak onu değerlendirmek lazım. Çünkü beklentiler henüz bitmedi ama bitmeye yakınız. Biraz daha çıkabilir buradan borsa ama ondan sonra düşüşler gelmeye başlayacaktır. Fakat bunun için de tekniği takip edelim diyorum. Yarın bir şeyim olmayacak değerlendirmem. Çünkü cuma günleri olmuyor biliyorsunuz. Sabah videosu yaparım gene. Ama hafta sonu tekrar üzerinden geçeceğiz. İşte bugünlük de bu kadar.